Türk müziğinin, özür dilerim, Türk şiirinin, çağdaş Türk edebiyatının en önemli isimlerinden birine bir memleket şiiriyle merhaba diyeceğiz. Onu da anacağız. Edip Cansever'in hepimizin çok sevdiğini inandığım Mendilinde Kan Sesleri isimli uzun şiirinden bir bölümü sizlerle paylaşalım. Bakın neler söylüyor Türkiye'den ve Ahmet abisinden bahsederken değerli şair Edip Cansever. Her yere yetişilir, hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla, Ahmet abi sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer, içimden öyle geldiği için değil ama hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim, insan yaşadığı yere benzer, o yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Suyunda yüzen balığa, toprağını iten çiçeğe, dağlarının tepelerinin dumanlı eğimine, Konya'nın beyaz, Antep'in kırmızı düzlüğüne benzer. Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir, denizine benzer ki dalgalıdır bakışları, evlerine, sokaklarına, köşe başlarına, öylesine benzer ki ve avlularına, ve sözlerine ve bir gün birinin adres sormasına benzer. Camcının cam kesmesine, dülgerin rende tutmasına, öyle bir cigara yakımına, birinin gazoz açmasına, minibüslerine, gece kondularına, hasretine, yalanına benzer. Anısı işsizliktir, acısı bilincidir, bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan. Gülemiyorsun ya, gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye, Ahmet abi. Cigara paketinde yazılar, resimler, resimler cezaevleri, resimler özlem, resimler eskiden beri. Ve bir kaşın yukarı kalkıp ve sevmen acele, dostluğun çabuk ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi? Biz eskiden seninle istasyonları dolaşırdık bir bir. O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar, Nazilli kokardı. Ve yağmurdan ıslandıkça Edirne postası, kıl gibi ince İstanbul yağmurunun altında. Esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen. Kadının ütülü patiskalardan bir teni, upuzun boynu, kirpikleri ve sana... Ahmet abi uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki, sofranı kurardı, elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Ah güzel Ahmet abim benim, bilmezlikten gelme, umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim şu ki yok olan şeylere benzerdi o zaman trenler. Oysa o kadar kullanışlı ki şimdi, hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Çocuklar, kadınlar, erkekler. Kadınlar kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi. Ellerinde bavullar, fileler, kolonyalar, su şişeleri, paketler. Onlar ki hepsi bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlerde büyüyenler. Ah güzel Ahmet abim benim, gördün mü bak, dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar ve dağılmış pazar yerlerine memleket. Gelmiyorsa içimden hüzünlenmek bile, gelse de öyle sürekli değil, o kadar çabuk, o kadar kısa, işte o kadar. Ahmet abi, bir mendil niye kanar, diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri, ah güzel Ahmet abim benim.